Muhasebeci şöyle söyler Erzurum'da esnaf. Hesaba bakir hem haç farz olmuş, cüzdana bakir hem zekata muhtaçız. Gerçekten de öyle. Her şey mükemmel ama memleket niye bu halde? Neden memleket bu halde ve neden saray çok iyi? Birazdan bütün ayrıntılarını anlatacağım. Anadolu basınının ayakta durabilmesi, serbest çalışan gazetecilerin patronu halktır. Serbest çalışan gazeteci olarak hiçbir yere bağı ve yandaş olmayan, Anadolu basınının dijital dünyada da gerçekleri olduğu gibi dile getirebilmesi için dijital dünyada sizlerin manevi desteği gerekli. Bütçe dediğimiz belge, maliye açısından, bir ülkenin ekonomisi açısından en temel yasadır. Ve bu yasanın bütçe tasarısının yasalaşması için de özel bir prosedür vardır anayasada. Eskiden Bakanlar Kurulu bütçeyi sevk ederdi. Bakanlar Kurulu'nun başında olan başbakan gelirdi, kendi bütçesini büyük bir özgüvenle meclise anlatırdı. Her türlü eleştiriye karşı oturur aslanlar gibi kendi bütçesini savunurdu. Şimdi başkan soruyor. Komisyon nerede? Komisyon burada. Hükümet? Hükümet yok. Niye yok? Hangi gerekçeyle yok? Bakın, Sayın Danışmanı, Sayın Erdoğan, diyor ki Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, bu bir tek kişilik hükümettir diyor. Tek kişi, açın kitabını okuyun arkadaşlar. Ben okudum, siz neden Sayın Erdoğan'ın başdanışmanının kitabını okumuyorsunuz? Talimat mı bekliyorsunuz? Tek kişilik hükümet diyor. Tek kişilik hükümetse gelecek buraya, parlamentoya gelecek, onuruyla kendi bütçesinin arkasında duracak ve bütçesini savunacak. Parlamentoda atamayla gelmiş olanların, halkın oy vermediği kişilerin bu kürsüye çıkıp bizden oy istemesi kadar abes bir şey yoktur. Gelecek Sayın Cumhurbaşkanı, evet beni halk seçti diyecek. Benim bütçem budur diyecek. Ben şunları anlatıyorum diyecek. Şunları yapacağım diyecek ve bütçesinin arkasında duracak. Bütçesinin arkasında hükümet yok. Atanmışlar, gelmişler buraya. Hükümet bize bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiçbirisi parmağını bile kaldıramaz. Bir daha söylüyorum. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz. Çünkü hiçbirisinin yetkisi yok. Yangın söndürmeye gidiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangını söndürmeye başladık diyorlar. Yani talimat gelmese yangını söndürmeyecek misiniz? Söndüremezler. Emir olun, söndüremezler. Değerli arkadaşlar, bütçe madem ki çok önemli bir belge, bir ülkenin geleceği için çok önemli bir belge ve geçmiş bütçenin paralarının nerelere harcandığını bize anlatacak olan iki teklif var, iki tasarı var. Arkadaşlar, nerelere paranın harcandığını biz bilmiyoruz. Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. Parayı harcayan irade buraya gelmeyince biz hangi bütçeyi konuşacağız? Bütçe diyen geldiler burada, anlattılar. Ağızlarından bal akıyor. Çıkın sokağa, tam tersi bir tablo var. Sarayda oturan kişi, halkın arasına inmeyen kişi halkın derdini bilemez. İkili bir yapı çıktı ortaya. Bir halk, bir de saray. O ayrıntıya da geleceğim değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, seçilen bir cumhurbaşkanı parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmaması her şeyden önce parlamentoya saygısızlıktır. Halk seni seçtiyse ve parayı verdiyse geleceksiniz burada, kendi bütçenizi savunacaksınız. Arkasında duracaksınız. Eleştirilere göğüs gereceksiniz. Eleştirilerin her birisine de tek tek yanıt vereceksiniz. Gelmeyeyim, oturmayayım. Geldi ne oldu? Meclisin açılış gününde 1 Kasım mıydı? Geldi ne oldu? 1 Ekim, affedersin. 1 Ekim'de geldi, meclisi açtı, gayet güzel. Açtı da ne oldu? Hiç kimsenin konuşmadığı ortamda gelip konuşmak istiyor. Ama birimiz kalkıp konuşunca buraya gelmiyor. Çünkü Erdoğan eski Erdoğan değil ve eleştirilere tahammül edemiyor. Doğruları duymak istemiyor. Etrafındaki kadro da her seferinde ne güzel yaptınız efendim. Ne doğruları yaptınız efendim. Çok iyi şeyler yaptınız efendim.
Bu sistem ne yaptı biliyor musunuz? Sizi siyaset yapmaktan alıkoydu. Siz siyaset yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz siz siyaset. Bakınız, parlamentonun itibarı Erdoğan'dan başladı. Parlamentonun itibarına saygı duymuyor diye. Bakanları da saygı duymuyor. Hepsi atandı. Bizim soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. 701 soru önergesi 29 Kasım 2022 itibariyle 701 soru önergesine cevap verilmemiş arkadaşlar. Ne demektir soru önergesine cevap vermemek? Sayın Başkan, size de söylüyorum. Her bütçe konuşmasında söylüyorum. Ben milletvekilini takmam arkadaş. Kim oluyor milletvekili? Beni Cumhurbaşkanı atadı. Ben istediğim soruya cevap veririm, istediğe vermem diyor. Siz parlamentonun saygın bir bireyi olarak, bir milletvekili olarak bu tabloya evet diyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Benden fazla sizin itiraz etmeniz lazım. Siz itiraz edeceksiniz. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz diyeceksiniz. Hadi başkan diyemez. Niye diyemez onu da ben gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade. Ne diyecek şimdi? Biz seçtik. Olmaz arkadaşlar. Biz seçtik başkanı. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Evet. Gelelim başka bir konuya. Hiç şey etmeyin arkadaşlar. Ağlamayın arkadaşlar, ağlamayın. Gelelim şeye. Bütçe geldi güzel. Değerli arkadaşlarım. Bu bütçe gelirin nasıl toplanacağını, nasıl harcanacağını bize anlatan bir bütçe. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. İlkelerden yola çıkarak. Bütçeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye. Gel buraya. Gel buraya. Efendim, bütçeyi parlamento yapar ama bir şey daha yapar. Parlamento kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Parlamentonun öyle bir görevi var. Peki denetimi kimin aracılığıyla yapar? Sayıştay aracılığıyla yapar. Sayıştay'a der ki, sen benim adıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kesin bütçeyi, kesin hesap kanunu ve bütçeyi denetleyeceksin. Acaba bürokrasi, acaba yürütme organı bunu doğru harcadı mı harcamadı mı? Ben söylemiyorum. Anayasa söylüyor. 160. madde. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamaları denetler diyor. Peki gelelim diğer konuya. Sayıştay denetledi. Bakın değerli arkadaşlar, özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Hiç yayınlanmadı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Ya ne demektir? 17 kurumu yöneten kişiler diyorlar ki, ne demek meclis ya? Bırakın diyor ya. Ne demek Sayıştay? Raporu bile yayınlamıyorum. Gidin kime anlatırsanız anlatın. Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? Sindiriyorsunuz. Zaten sorun oradan başlıyor. Geliyorum. 32 kurum faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermiyor. Sayıştay'a bilgi vermiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Meclismiş. Ne meclisi diyor kardeşim? Nereden çıktı meclis? Bilgi vermiyorum diyor. Bir şey yapıyor muyuz? Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. 206 kurumun faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermiyorlar. Kime ne kadar yardım yapıldı gösterilmiyor. 10 ayrı madde halinde Sayıştay raporu geldi. Allah aşkına söyler misiniz ya? İçinizden kim baktı bu raporlara ya? Kim baktı ya? Ya kul hakkı diyoruz değil mi? Helallik diyoruz değil mi birisine? Helallik isteriz. Ya sen Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiş, sana vergileri teslim etmiş. Bu parayı harca diyor, yasalara uygun olarak harca diyor.
Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Nereye gidersen git diyor. Ben de bunu size anlatıyorum. Siz beni suçluyorsunuz. Niye gerçekleri anlatıyorsunuz diyor. Arkadaşlar insanda biraz vicdan olur ya. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Siz bunları sorguladığınız anda bu ülkeye demokrasi gelir. Biz değil, biz zaten sorguluyoruz. Siz bunları sorguladığınız anlamda o zaman Türkiye'de yolsuzluklar bitmiş olur. Bunları sorgulamıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Sorgulamamak ne demektir onu da söyleyeyim. Gayet açık şekilde. İradeyi ipotek altına vermek demektir. Ben eleştirirsem beni bir daha milletvekili listesine koymazlar. Bu korkuyla devlet yönetilmez. Bu korkuyla bir şey olmaz. Bir şey daha. Hakaret değil arkadaşlar. Gerçek. Gerçeği söylüyorum. Bakınız, bir şey daha söylüyorum. Kul hakkına riayet edeceksin. Kamu özel işbirliği, değil mi? Yapıyorsunuz. Dünyanın geleceğim uyuşturucuya geleceğim. Hiç meraktan mı? Onu göz ardı edeceğimi sanıyorsun? Hiç merak. Baronları da size tek tek anlatacağım. Hiç meraktan mı? Bu kardeşiniz hepsini biliyor. Kamu özel işbirliği. Bakın değerli arkadaşlar, garanti veriyorsunuz. Dolar garantisi veriyorsunuz. Avro garantisi veriyorsunuz. Dolar garantisi verdiğinize Amerika'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Avro garantisi verdiğine Almanya'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Diyorlar ya dünyada enflasyon var. Dünyada enflasyon var da o enflasyonu getirip bizim milletin sırtına yıkıyorsunuz siz. Peki değerli arkadaşlar, mevzuata göre bu kamu kurumlarının yükümlülüklerini yayınlamaları lazım. Mevzuata göre hiçbirisi yayınlamıyor. Siz biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Söylemezler size. Geleceğim orada. Hiç meraktan. Hepsine geleceğim. Keşke başkan izin verse de tek tek her birinizin sorusuna cevap verse. Tek tek. Geleceğim orada. Ve dolayısıyla suç işleniyor. Gelelim başka bir şey daha. Bakın değerli arkadaşlar. Parlamentoyu o kadar itibarsız hale getirdiler ki, siz getirdiniz, kusura bakmayın. Siz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber getirdiniz. Kimse kusura bakmasın. Önce uygulamayı yapıyorlar, bakıyorlar ki ya bu uygulama için kanun çıkması lazım. Sonra meclise kanun getiriyorlar. Borçlandılar. Bütçede öngörülen borç limitinin üstünde borçlandılar. Bir baktılar ki ya Allah Allah, parlamentonun verdiği yetkiyi aşmışız. Buraya tekrar kanun getirdiler borçlanma için. Hiçbiriniz dediniz mi ya? Arkadaş bu parlamentonun verdiği yetkiyi niye açtınız siz? Kur korumalı mevduat. Bakın değerli arkadaşlar. 20 Aralık akşamı yapıldı. 21 Aralık'ta Merkez Bankası duyuru yaptı. 24 Aralık'ta basın açıklaması yaptı Hazine Maliye Bakanı. 20 Ocak'ta da kanun buraya geldi. Ya değerli arkadaşlarım, anayasada der ki vergi kanunla konur, kanunla kaldırılır der. Siz uygulamayı yapıyorsunuz ama anayasayı da hukuku da bilmiyorsunuz. Çünkü bürokrasiyi darma duman ettiniz ve sonunda meclise kanun geldi ve buradan kanun çıktı. Bu ne demektir? Parlamentoya ben ne zaman istediğim kanunu getirirsem benim orada askerlerim var, el kaldırır indirirler ve benim kanunlarımı kabul ederler. Bu iradenin ipotek altına alınmasıdır. Daha geleceğim. Nelere? Daha neler bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakınız. Devlet harcamalarının neye göre yapıldığını bilmemiz lazım. Devlet harcamaları keyfi olarak yapılmaz. Bir kişinin iradesine devletin bütçesi teslim edilmez. Devlet dediğiniz kurum saygın bir kurumdur. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum adaletle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum herkesin arzu ettiği gibi yönetilmez. Bir kişinin iradesine göre yönetilmez. Bakınız, devletin temeli hukuk ilkelerinden yola çıkar. Yani belirliliktir. Bir şeyi, üç kuralı vardır belirliliğin. Bir, hukuk normlarının belirli olması lazım. İki, bilinebilir olması lazım. Üç, öngörülebilir olması lazım. Bunlar olduğu takdirde olur. Örnek.
Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı. Yani bu beyefendilerin çalıştığı yerler. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değil. 6245 sayılı Harcırak Kanunu'na tabi değil. Numaraları saymayayım. Taşıt Kanunu'na tabi değil. Kamu Konutları Kanunu'na tabi değil. Kamu İhale Kanunu'na tabi değil. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi değil. Hiçbirisine tabi değil bunlar. Peki parayı nasıl harcıyorlar? Biz yetki vermişiz. Parayı nasıl harcıyorlar? Efendim yönetmelik var. Siz hiç resmi gazetede bir yönetmelik gördünüz mü? Görmediniz. Size bir şey daha söyleyeyim. 3011 sayılı bir kanun var. Kanun resmi gazetede yayınlanacak olan yönetmelikler hakkında kanun. Bu kanuna göre Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu düzel kişileri yönetmelikleri resmi gazetede yayınlamak zorundadırlar. Hangi yönetmelik yayınlanmaz onu da yazıyor kanun. Ancak milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayınlanamaz. Peki Allah aşkına Harcırak Kanunu eğer siz yönetmelikle yapıyorsanız bunun milli güvenlikle ne ilgisi var? Taşıt Kanunu milli güvenlikle ne ilgisi var? Eğer oraya dayandırıyorlarsa. Nasıl harcıyorlar bu parayı? Ben soruyorum. Ama sizin de sormanız lazım. Ya arkadaş sana dünyanın bütçesini verdik. Siz bu parayı nereye harcıyorsunuz? Nasıl harcıyorsunuz ya? Hiçbir yönetmelik şu ana kadar yayınlanmadı. Ben ilk kez size söylüyorum. Bakın niye yayınlanmıyor bu yönetmelik? Bakın değerli arkadaşlar. Bu söylediğim kanunlara tabi değiller ama niye tabi olmadıklarını da kısmen anlatayım size. Harcırak Kanunu. Sayın Başkan 100 lira alacak. Ankara dışına çıktığı zaman harcırak olarak 100 lira alacak. Sizler milletvekilleri 92 lira alıyorsunuz. Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar 63 lira alıyorlar. Aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanlar onlar da 62 lira alıyorlar. Peki sarayda çalışanlar kaç kişi alıyor? Orada binlerce kişi çalışıyor. Onlar kaç lira alıyorlar? Bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz. Ben de bilmiyorum. Niye onlar buraya tabi değil? Orada çalışanlar meclis başkanından fazla para alıyorlar. Milletvekilinden fazla para alıyorlar. Anayasa Mahkemesi başkanından fazla para alıyorlar. Onların harcırahları çok yüksek. Ama kimse bilmesin, görmesin diye yönetmeliği yayınlamıyorlar. Niye yayınlamıyorlar? E siz bunu niye sormuyorsunuz? Ben soruyorum, size sorun. Niye bu yönetmelikler yayınlanmaz? Niye bu kanunlar uygulanmaz? Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülkede sarayda çalıştım diye ayrıcalıklı muamele görüyorsa bir sorunumuz var demektir. İkili bir yapı oluştu Türkiye'de. Sarayda yaşayanlar, sarayın dışında yaşayanlar. Sarayda yaşayanlar, bunu Fuat Keyman hoca söyler, iki Türkiye'den bahseder. Buradan da Fuat Keyman hocamıza selamlarımızı gönderelim. Artık tam anlamıyla iki Türkiye var değerli arkadaşlarım. Biri saray ve şürekasının beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. Orada her şey çok mükemmel. Orada yaşayanların bir elleri yağda bir elleri balda. O Türkiye'de her şey var. Masalar dolup taşıyor. Ejder meyveli sumitiler var. Eğlenceler var. Keyifler var. Yüz binlerce dolarlık çantalar var. Evlatların vakıfları var. Manhattan'da gökdelenleri var. Evlatlar birbirlerine çekirdek gönderir gibi milyon dolarları gönderiyorlar. Gittim yerinde gördüm. Manadası'nda çil çil paraları var. Bu Türkiye diğer Türkiye'nin yani halkın 481 milyar dolarını hortumlamış durumda. O paranın bir kısmıyla da bu yarattıkları sistemi, inşa ettikleri sistemi ayakta tutabilmek için etrafa atanmışları dizmiş durumdalar. Yandaş medyayı yaratmış durumdalar. Ve trolleri var, troll orduları var. Kullanılan şarkıcıları, kullanılan türkücüleri var. Kara paraları var, baronlar var, pudracı danışmanlar var, var oğlu var. Ama ne yazık ki bu düzenin yarattığı başka bir Türkiye var. İkinci Türkiye var. Trajik Türkiye var. Bu trajik Türkiye'de günlük hayatta kalma kavgası var. Kenar mahallelerde yaşam mücadelesi var. Bu Türkiye'de milyonlarca yoksul, hatta aç insanlar var. İş bulamadığı için kendini yakan insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var.
Bu Türkiye'de çocuklar eksik beslenmeden dolayı büyüyemiyor, uzayamıyor ve gelişemiyor. Ama biz, açık söylüyorum, bu saray Türkiye'sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileriyle çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size. Malum Dünya Kupası var. Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. Ve birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye'de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayalini vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla ve liyakatle Türkiye'yi büyüteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daron Acemoğlu da var, Hakan Kara da var, Jeremy Rifkin de var, Rafet Gürkaynak da var, Hacer Fogo da var. İzin bu işin uzmanları ve bilim insanları var. Arkadaşlar, niye ağlıyorsunuz? Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Az önce söyledim, Şampiyonlar Ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergilerini, en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu yarattıkları saray Türkiye'sini yenecek ve göreceksiniz. Daha açık, daha ne söyleyeyim. Hak gelecek, batıl zahil olacak. Göreceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim şimdi. Baronlara geliyorum. Dostlarınız olan baronlara geliyorum. Çocuklarımızı zehirleyenlere geliyorum. Baronlara geliyorum. 7 kanun çıkardınız. Ben size iradenizi ipotek ettiniz derken boşuna söylemiyorum. 7 kanun çıkardınız. 7 kanun. Çıkardığınız 7 kanunu 5 kez uzattınız. Yetki verdiniz saraya ve bakanlara. 5 kez uzattınız. Uyuşturucu kaçakçılarının tamamının paralarını getirin Türkiye'ye, ne yaparsanız yapın dediniz. Parayı getirin dediniz. Bazı alacakların yapılanması hakkında kanun. Bakın ne yazmışsınız. Türkiye'ye getirilen varlıklar nedeniyle, yani dolar, para, avro, hisse senedi, altın, varlıklar nedeniyle madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında hiçbir şekilde 1. vergi incelemesi, 2. vergi tarihatı ile ilgili bir araştırma, 3. inceleme, 4. soruşturma, 5. kovuş, 6. vergi cezası, idari para cezaları kesilmez dediniz. Soruşturmayı kim yapıyor? Savcılık yapıyor. Dokunmayacaksın diyor. Kovuşturmayı kim yapıyor? Hakim yapıyor. Dokunmayacaksınız diye. Parayı getirin, ne olursa olsun getirin dediniz. Allah aşkına, akşam eve gittiğinizde evlatlarınıza sorun ya. Bu kanunun altına ben gittim, elimi kaldırdım ve bütün uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Masa karıştırıyorum. Masaka da geleceğim, masaka da. Sen devleti tanımazsın, bu devleti bu kardeşiniz gayet iyi bilir. Sen hiç meraklanma. Şimdi televizyonları başında beni dinleyen saygıdeğer halkıma sesleniyorum. Beni iyi dinlesinler. Bu kara para konusunu en anlaşılır dille anlatmaya çalışacağım. İyi dinlesinler. Bunları da çok iyi tanısınlar. Çok açık konuşacağım. Onun için din iman için oy veriyorum diyen vatandaşın da dikkatle dinlesin. Onun da dikkatle dinlemesini istiyorum. Çünkü sizin de bu konuda sorumluluğunuz var. Bakınız, dünyanın en aşağılık insanları şüphesiz uyuşturucu kaçakçılarıdır. Bir daha ifade edeyim. Dünyanın en aşağılık insanları uyuşturucu kaçakçılarıdır. Yani uyuşturucu baronlarıdır. Uyuşturucu insan onurunu yok eder ve öldürür. Başınıza gelebilecek en korkunç şey uyuşturucudur. İşte uyuşturucu baronları öldürerek zenginleşirler.
Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç onlar için fark etmez. Biçer geçerler. Peki bu aşağılık insanlarla mücadele etmek için dünya ne yaptı? Dünya ne yaptı? Kazandıkları parayı sisteme sokmaları lazım. Eğer paranın kaynağı yasal değilse sisteme sokamıyorlar. Bankaya yatırırken soruyor, paran nerede kardeşim? Ev alırken soruyor, paran nerede kardeşim? Nereden sen bu parayı buldun diye soruyor. Bankaya yasal dayanağınız yoksa, yatırmaya kalkarsanız başınız belaya girer. Dünya böyle. Peki milyarlarca dolar parayı bu yoldan kazanan bu aşağılık kişiler parayı sisteme sokmayıp ne yapacaklar? Depolamaları lazım. Milyarlarca doları nereye depolayacaksınız? Depolayacak yer yok bunlarda. Depolayabilir. Vergi de almadınız. Ya konudan haberleri bile yok ya. Hayret ediyorum ya. Vallahi hayret ediyorum ya. Vergi de almadınız ya. Vergi de almadınız ya. Milyarlarca doları saklayacakları bir depo yok. Hadi depoyu buldun. O zaman satın alamadığın depoyu buldun. Parayı depoya koydun. Ama bu para bir şeyi satın almana yaramıyorsa tuvalet kağıdından öteye bir şey yaramaz. Satın alabilmen lazım. Yani sisteme girmesi lazım. Özetle sisteme sokmadığı takdirde bu paranın hayrını uyuşturucu baronu görmez. Şimdi buraya kadar her şey netti. Net. Dünya böyle mi? Evet böyle. Uluslararası kuruluşlar böyle mi? Evet böyle. Biz de söz verdik mi? Evet söz verdik. Biz de böyle yapacağız dedik mi? Evet yapacağız dedik. Ama saray ve şürekası ülkeyi batırınca, cari açık patlayınca para peşinde koştu. Nereden bulacağız parayı diye. Düzgün hiç kimse yatırım yapmayınca kapkaranlık bir şeye izin verdiler. Yeni bir yasal düzenleme çıkardılar. Dediğim gibi 7 kez. Özetle parayı getir, nereden kazandığını asla sormayacağım. Hiçbir vergi müfettişi sormayacak. Hiçbir vergi dairesi müdürü sormayacak. Hiçbir savcı sormayacak. Hiçbir polis sormayacak. Hiçbir hakim hakkında dava açmayacak. Parayı getir, nasıl getirirsen getir. Akşam eve gidince evlatlarınıza bir sorun. Ben bu kanun için el kaldırdım deyin. Vicdani bir muhasebe yapın aranızda. Vicdani bir muhasebe. Bu karar aşağılık uyuşturucu kaçakçıları için bulunmaz bir nimet oldu. Türkiye'ye kirli paraların Türkiye'ye kirli paralarının çamaşırhanesi haline getirdiler. Yani bu paraları aldılar, getirdiler, hiç kimse sormadı, bankalara yatırdılar, yıkadılar, temizlediler, pirupak yaptılar. Onlar için Türkiye kirli paralarının yıkanacağı, temizleneceği bir ülke haline geldi. Koca Türk devletinin mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyorum. Bir daha söylüyorum. Allah bin belasını versin. Çünkü bir kereye mahsus yapmadılar. 2016'dan bu yana soru sormam, getirin paranızı dediler. Soru sormayacağım dediler. Yeter ki getir, kaynağını sormayacağım. Nereden kazandın sormayacağım. Defalarca dediler. MASAK devreye girdi, MASAK'ı da devre dışı bıraktılar. Sizin haberiniz yok ya. Koskoca MASAK'ı devre dışı bıraktılar. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Sanıyorsunuz ki Türkiye dünyaya kapalı. Ve Türkiye'yi bu yüzden gri listeye aldılar. Hangi ülkeler Türkiye gibi gri listede? Okuyayım. Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, Panama, Uganda, Zimbabwe. Bir de Türkiye. Saray eliyle düştüğümüz lig budur. Ama bu süreçte ülkeye sadece para mı girdi? Hayır. Ey dindar kardeşlerim, ey inançlı kardeşlerim. Tabii ki hayır. Uyuşturucu parası sahibini de getirdi. Adamın parası senin ülkende duruyorsa ben de geleyim buraya. Parayı bozduruyorum. Bankaya yatırıyorum. Hiç kimse bana soru sormuyor. Ya bu parayı uyuşturucudan kazandım milyar dolarla. Olsun diyor. Ben yatırırım. Herkesin keyfi yerinde, bunun da keyfi yerinde. Ve işlerini de yaşadıkları ülkeye getirdiler. Her yeri Mete çevirdiler, Mete. Biliyor musunuz? Siz uyuşturucunun yolunu biliyor musunuz? Afganistan'dan nasıl geldiğini biliyor musunuz? Sadece İran kapısından giren yıllık uyuşturucunun 50 milyar dolar olduğunu biliyor musunuz? Devlette bu konuda raporlar olduğunu biliyor musunuz?
Bilemezsiniz, bilemezsiniz. Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek. Başka bir göreviniz yok. Bakınız, şu soruyu sorun. 10 yaşındaki çocuk, 10 yaşına 10. 10 yaşındaki çocuk uyuşturucuya nasıl alıştırılır? 10 yaşındaki çocuk. Ya annesinin kafasını kesip sokağa atan olayı duymadınız mı siz? Arkadaşlar, Sayın Çilez. Sayın Çilez. Bakın geldiler. Uyuşturucu paralarını getirdiler. Kendileri de geldiler. Onlar da geldiler. Ne yaptılar? Türkiye'de at koşturdular. En önemli mafya liderleri, uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de oturdular. Türkiye'de daire aldılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Ya siz bunları bilmiyor musunuz Allah aşkına ya? Sormuyor musunuz ya? Bakın, kendi aralarında hesaplaştılar. Mafya lideri geliyor yurt dışından, buradaki mafya, o da yurt dışından. Hesaplaştılar ve öldürdüler onları. Haberiniz yok mu? İşte o noktada bu baronlar burada at koştururken, o zaman ne oluyor? Araya fotoroman malzemesi giriyor. O zaman başka bir şey giriyor. Emniyet güçleri paralize edildi. Emniyet güçleri. Emniyet güçlerine baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz, yürekli emniyetçilerimiz bu fotoromancıdan bıkmış vaziyette. Hikayenin gerisini zaten herkes biliyor. Ama şunu unutmayın, uyuşturucuyu da, uyuşturucu baronunu da, bu pisliğin önünü açanların tamamını da deftere yazdık, hepsinin hesabını soracağız. Hiç kimse endişe etmez. Dört soru soruyorum. İçinizden bir yürekli kişi varsa şu kürsüye gelir. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürken bu soruları Kılıçdaroğlu sordu. Cevabını ver diye sorar. Bir, Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği, ben demedim, o diyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? Ben demiyorum, o söylüyor. İddianamede çıkarılan sanıklara Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Sorun. İki, Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu? İstanbul'dan uyuşturucu faaliyetlerini yönetti. Rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelip onu öldürdü? 3. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Bir daha soruyorum. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi? 4. Mustafa Çalışkan, yürekli bir emniyet müdürü. Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz? Sorun. Açıkla. Bakınız, uyuşturucu konusunda. Açıklayın başkanım. Bak git. Nerenin milletvekilisin? Nerenin milletvekilisin? Açıkla. Nerenin milletvekilisin? Hayır, bilmiyorum. Söyle. Sana nerenin milletvekilisin? Git o ile en yakın taksi durağına git. Orada konuş. Burada uyuşturucu nerede satılıyor? Sana anlatacaktır. Dünyadan haberin yok senin. Ben bilirim. Ben bilirim. Bakınız, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin hangi iline giderseniz, hangi iline, namuslu bir adam bulun, esnaf olsun, taksici olsun, şoför olsun, kim olursa, burada uyuşturucu kimler kullanıyor, kimler satıyor? Ya ben uyuşturucu çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm. Sizin haberiniz bile yok. Annelerle görüştüm. Bana anne baba ne diyor biliyor musunuz? Akşam yatarken yatak odamızı sürgülüyoruz. Çünkü oğlumuz uyuşturucu kullanıyor. Bağcılar'a gittiniz mi? Sultanbeyli'ne gittiniz mi? Gittiniz mi? Orada gördünüz mü? Araştırma raporunu göndereceğim size. Araştırma raporu. Niye Süleyman Soylu'ya demiyorsunuz? Jandarmanın gönderdiği yazıları, raporları getir buraya. Niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Diyemezsiniz.
Efendim bu konuda 2002'de, 2022'de 20 araştırma önergesi verdik. Bu konuyu araştıralım diye. 20 araştırma önergesi. 2021'de 6 araştırma önergesi verdik. 2020'de 4 araştırma önergesi verdik. 2019'da 4 araştırma önergesi verdik. 2018'de 2 araştırma önergesi verdik. Ya bunu araştıralım arkadaşlar ya. Bu uyuşturucu kullanan bizim evlatlarımız hepimizin evladı. Ya bu ciddi bir tehlike arkadaşlar. Asıl milli güvenlik sorunu budur. Tonlarca uyuşturucu geliyor ya. Tonlarca geliyor ya. Mersin limanına geliyor. Kocaeli'ne geliyor. İran kapısından geliyor. Ya MET dedikleri ürün ta Afganistan'dan geliyor değerli arkadaşlarım ya. Tırlarla geliyor ya. Paralarla geliyor ya. Nasıl siz bunları sınırları yol geçen hanına döndürdünüz arkadaşlar? Yol geçen hanına. Hiç soruyor musunuz? Hiç soruyor musunuz? Geliyor. Uyuşturucu Türkiye'de satılıyor. Kimi yakalıyorsunuz? Kimi yakalıyorsunuz? Evet. Torbacıyı yakalıyorsun. Efendim şu kadar torbacı yakaladım. Ya sorun torbacıda değil kardeşim. Torbacıda değil. Sorun torbacıyı kullananda. O adamla niye mücadele etmiyorsunuz? Bu kanunu çıkarırsanız işte bu yolu açmış olursunuz. Türkiye'de ahlak dediğimiz şeyi çok yıprattınız. Ve bu meclisin itibarı, bu meclisin itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu meclise gazi meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar, gazi meclis. Bu meclise mi? Bu meclis, hayır. Gazi meclis ayrı. Gazi meclis, ben örnek vereyim. Bak bir dakika, tarihi de bilmiyorsun. Gazi meclis şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclisi feshetme yetkisi ister. Tek başına meclisi feshetme yetkisi ister ve anayasa değişikliğinde. Kürsüye çıkarlar derler ki bu meclis yetkisini milletten almıştır. Bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni asla feshedemez. Ve oy çokluğuyla o teklif reddedilir. İşte o meclis gazi meclisi. İki. Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk gelir der ki bana başkomutanlık yetkisini ver. Milletvekilleri itiraz ederler. Bu meclis gazi meclisidir. Biz başkomutanlık yetkisini sadece 3 ay süreyle veririz. İşte o meclis gazi meclisidir. O meclisin ne olduğunu bilir. O meclisin Kuvayi Milliye ruhu vardır. O meclisin beraber olma ruhu vardır. O meclis böyle bir meclisin. Şimdi o meclise kanun geldiği zaman öyle el kaldırıp ildirme yoktu. Yeri geldiğinde siz tutanakları da okumamışsınız. Yeri geldiğinde kürsüye çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e reddediyorlar. Bu olmaz diyorlar. Kabul etmiyoruz diyor. Ve reddediyorlar. İşte o meclis gazi meclisi. Şimdi burada siz meclisi feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi? Bırakın şimdi. Siz kabul ettiniz değil mi? Kabul ettiniz değil mi? Oyladınız ve kabul ettiniz. Bakın. Bakınız. Geleyim. Bir şey daha var. Arkadaşlar. Bir insan burada haklı söylemler karşısında tepki veriyorsa, bir sorun var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir. Ben uyuşturucudan şikayet ediyorum. Siz var onları savunuyorsunuz. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ben uyuşturucu evlatlarımızı zehirliyor diyorum. Siz beni eleştiriyorsunuz. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Nasıl yapıyorsunuz siz bunları ya? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Ya siz hiç fakir mahallelerde gidip anneleri dinlediniz mi ya? O annelerin dramını dinlediniz mi ya? Babaları dinlediniz mi ya? O babaların dramını dinlediniz mi ya? Dinleyemezsiniz. Bakın bir şey daha yaptınız. Bu meclise neden diyorum burası öyle gazi meclis falan filan bırakalım o ayakları. Gazi meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir. Bu gazi meclis diyorsanız gaziler arasında ayrım yapmayan bir meclis olması lazım. Gaziler arasında ayrım yaptınız siz ya. Şehitler arasında ayrım yaptınız ya.
Daha vahim bir şey anlatayım. Daha vahim bir şey anlatayım. Çok daha vahim bir şey anlatayım değerli arkadaşlarım. Çok daha vahim bir şey anlatayım. Bu mecliste asla ve asla benim bildiğim kadarıyla yolsuzlukları için, rüşvet için, malı götürme için hiç kimse elini kaldırıp evet bu böyle olsun dememeliydi. Ben öyle biliyorum. Ahlaksa, erdemse, inançsa, neye inanıyorsak yolsuzluklara karşı, kul hakkı yene karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Olabilir, her birimizin siyasi görüşü farklı olabilir. Ama ahlak konusunda, erdem konusunda, bilgi konusunda beraber olmak zorundayız. Yani beytül male sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunu yapamıyorsak bir sorunumuz var demektir. Bakınız, sizin yani AK Parti milletvekillerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin iradesiyle bir kanun çıktı buradan. Yolsuzlukları yasallaştıran bir kanun çıktı. Hiç haberiniz bile yok. Çünkü siz sadece kusura bakmayın el kaldırıp indiriyorsunuz. Haberiniz olsa itiraz ederdiniz bunu. Haberiniz olsa bu olmaz diyebilirdiniz. Bakınız rüşveti hırsızlığı meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Bir daha söylüyorum. Rüşveti yolsuzluğu meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Tamam da böyle bir usul yok ki kardeşim. Hakaret değil efendim, gerçek. Ya gerçek. Gerçek de yüzleşin, gerçek de. Ben anlatacağım, dinle. Elini niçin kaldırdığını bana açık, ondan sonra anlat. Kanunun adı. Arkadaşlar. Ağlasınlar, bırak ağlasınlar ya. Ağlamak da fazilettir yani. Bırak ağlasınlar, ne olacak yani? Ağlasınlar. Vicdanlarını tatmin etmek için itiraz ediyorlar. Vicdanlarını. Sayın Elitaş. Dinleyin. Bakın anlatacağım. Anlat. Doğru, kiralık olanlar. Aynen. Sayın Kılıçdaroğlu. İradesini kiralayan kişiler parlamentoda görev yapamaz. Nokta. İradesini kiralayan, iradesini vesayet altına alan kişi parlamentoda milletvekili yapamaz. Bu kadar açık söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, bir saniye. Arkadaşlar, bakın böyle bir usulümüz yok. Lütfen. Örnek vereceğim. Konuşacaksanız cevap verirsiniz sonra. Örnek vereceğim. Niçin el kaldırdığınızda sonra soracağım size. Bir dakika. Ya bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar bırakın. Bırakın ağlasınlar ya. Gerçeği bir en zor şey gerçekle yüzleşmektir. En zor şey iradeyi ipotek altına aldırmaktır. İradenizi ipotek altına aldırmayacaksınız. Gelen kanun teklifini okuyacaksınız. O kanun teklifi milletin aleyhine ise, rüşvete kapı aralıyorsa ona hayır diyeceksiniz. Hayır demezseniz meclisin itibarını sıfırlıyorsunuz. Aday bile olamıyorsun, iradeyle bahsediyorsun. Bırak şimdi onları ya. Aday bırak şimdi. Bırak da. Sen nerenin milletvekilisin onu bile bilmiyorsun. Neresini milletvekili bilmiyor. Ona da saraydan talimat gelecek. Sen şuranın milletvekilisin. O da kabul edecek. Evet, ben oranın milletvekiliyim diyecek. Bakın değerli arkadaşlar. Söyleyeceğim her şey. Siz de düşünün. Arzu ederseniz benim söylediğim kanunlara siz de bakın. Nasıl el kaldırdığınızı kendi vicdanınıza sorgulayın. Sorguladıktan sonra kalkıp bana kızın. Bana kızmaya hakkınız var. Çünkü gerçekleri öğrenmek istemiyorsunuz. Gerçekleri bilmek istemiyorsunuz. Talimat geliyor, el kaldır. Talimat geliyor, el indir. Olmaz. O zaman meclis olmaz burası. Meclis olmaz. Bakınız. Kanun. Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesi hakkında kanun. Uzun bir isim. Kanun.
26-25-2022. Ya bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 lütfen Sayın Kılıçdaroğlu genel kurula hitap edin. Arkadaşlar, böyle bir usulümüz yok, lütfen. Gerçeği açıklamama tahammül edemiyorlar. Edemezler zaten. Edemezler zaten. Gerçeği göreceksiniz arkadaşlar. Gidip bakın, bulunduğunuz illerde gidin. AK Parti'nin il başkanına sorun. Deyin ki ben bunun için el kaldırdım. Öyle söyleyin. Eşinize sorun. İlkokula giden çocuğunuza sorun ya, ilkokula. Ben bunun için el kaldırdım. Ne diyorsun diye sorun. Sizden daha iyi düşünür. Çünkü o çocuğun vicdanı var. O çocuğun ahlakı var. Evet. Evet. Sayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Böyle devam ederse ara vereceğim. Lütfen. Olmaz böyle şey. Arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu. Lütfen genel kurula hitap edin. Sayın Başkan, genel kurula hitap edeceğim de onlar bana hitap ediyorlar. Hiç düşük gereği. Ben de onları insan yerine koyuyorum, ben de onlara hitap ediyorum. Ne yapayım? Bakın değerli arkadaşlarım, bakın değerli arkadaşlarım. Kanunun adını okudum size. Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesi hakkında kanun. Bu geldi buraya. Komisyondan geçti. 26-5-2022 7407 sayılı kanun. Bu kanun değiştiriliyor. Bu kanun tasarruf mevduatı sigorta fonu ile ilgili bir kanun. Diyor ki tasarruf tümünü okumuyorum. Tasarruf mevduatı sigorta fonu 17. madde, size onu da vereyim. Açar 17. maddeye de bakarsınız. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından devralınan banka, şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak fona devredilen yetkiler, kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde bu şirketlerin yahut bunların sahiplerinin fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Güzel. Yönetim ve denetimi veya kayyımlık yetkisi fona devredilen veya fonun kayyım olarak atandığı banka, şirket ve ortaklık paylarını soruşturma, kovuşturma veya iflas ve tasfiye sürecinde yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler, atananlar tarafından temsil yetkisine haiz olmak üzere görevlendirilenler ile 5271 sayılı kanun 128. maddesinin 10. fıkrasına göre mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar, şirketlerin mal varlığı, görevlendirilenler, atananlar tarafından temsil yetkisine haiz olmak üzere görevlendirilenler ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında 8-11-2016 ve 6755, bunu da yazın lütfen, sayılı olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanun 37. maddesi uygulanır. Uzun bir kanun. Bunlar eğer bir yolsuzluk yaparsa 37. maddeyi uygulayacaksınız diyor. Geliyorum 37. maddeye, ilgili kanun. Kanunun adı şu: olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme ve yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanun. Bu kanun olağanüstü hal döneminde çıktı. 15 Temmuz darbeden sonra çıktı. Hatırlarsanız Boğaz Köprüsü'nde 15 Temmuz gecesi bazı askerlerin boyunları kesilmişti. Bazı askerler öldürülmüştü. Onlar hakkında bir sarayda yaptığımız toplantıda soruşturma açılmasını istedim, dava açılmasını istedim. Hiç kimse bir kişiyi boğazından bıçakla kesemez diye. Bana söz verdiler ama yapmadılar. Sonra bu kanun hükmünde kararname çıkardılar. Dediler ki o dönemde bu işlere bulaşanların hiçbirisi hakkında soruşturma açılmadı. Kanun hükmünde kararname. Sonra o kanun haline geldi, bu o kanun. Yani
bu fonları yöneten, bankaları yöneten, şirketleri yönetenler hakkında bu kanunun 37. maddesi uygulanır. Karar alan bu yönetimde, TSMF'de karar alan, karar veya tedbirleri icra eden her türlü idari ve her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayınlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişiler bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle, yani yönetimleri nedeniyle, yani usulsüzlük yaptılarsa, yolsuzluk yaptılarsa bu nedenle haklarında hukuki, idari, mali, cezai sorumluluğu doğmaz. Siz buna evet dediniz. Bankayı düşünün. Bankaya kayyum atadınız, düşünün. Bankayı aldı, amcasını oğluna verdi. Hiç kimse bir şey yapamaz. Çünkü sizin el kaldırdığınız kanuna göre bunlar hakkında, yani bu görevi yerine getiren kişilerin karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlu doğmaz diyor. Siz buna evet dediniz. Akşam gidin, herhangi bir hukukçuya sorun. Bana inanmayabilirsiniz. Dersiniz ki ya bu muhalefet partisindedir, söylediği doğru değil. Herhangi bir hukukçuya gidin. Herhangi bir hukukçuya gidin. Kayyum olarak atıyorsunuz. Yaptığınız işlemler dolayısıyla hukuki işlem olmayacak, idari işlem olmayacak, mali işlem olmayacak, cezai işlemi olmayacak diye. Şimdi soruyorum. Aldığınız aylık helal mi arkadaşlar? Helal mi? Bu kadar itiraz ettiniz değil mi? Bu kadar itiraz ettiniz. Bunun için niye itiraz ediyorsunuz? Hangi gerekçeyle itiraz ediyorsunuz? Niye buna evet dediniz? Biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne gönderdik. Şimdi buradan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ve değerli üyelerine sesleniyorum. Bu ayıbı süratli bir şekilde görüşüme kaldırın. Parlamentonun itibarına gölge düşürmüştür bu kanun. Gazi Meclis diyorsunuz. Hangi mecliste yolsuzlukları meşrulaştıran bir kanun çıktı? Bana söyleyin. Ya meclisin itibarı bu kadar ayaklar altına alınamaz arkadaşlar. Öyle bir kumpas kurdular ki size, kimse kusura bakmasın. Bu saray öyle bir kumpas kurdular ki size, neyin ne olduğunu bilmeden el kaldırıp indirdiniz. Hiç bu 37. maddeye bakmadınız. Ya nedir bu madde arkadaş? Niye bunların icraî sorumluluğu olmuyor? Neden hukuki sorumluluğu olmuyor? Neden cezai sorumluluğu olmuyor bunların? Bunlara bankayı teslim ediyorsunuz. Devasa şirketleri teslim ediyorsunuz bunlara. Ne oldu? Yolsuzluklar oldu. Gazete manşetlerinde yer aldı. Hiçbir savcı soruşturma açamaz. Hiçbir savcı. Hiçbir mahkeme açamaz. Değerli arkadaşlarım, böyle bir rezaletin yaşandığı yer bu meclis olmamalıydı. Buraya bütçe getiriyoruz. Ne bütçesi ya? Ne bütçesi Allah aşkına ya? Ne bütçesi ya? Malı götürenlerin bütçesi bu bütçe. Ne bütçesi arkadaşlar ya? Malı götürenlerin bütçesi ya. Bana söyler misiniz Allah aşkına ya? 21. yüzyılın Türkiye'sinde ya kaç çocuğun yatağa aç girdiğini acaba biliyorlar mı ya? Bir eli yağda, bir eli balda, bir saray ve şürekası var. O birinci Türkiye. Altta geniş bir kadro var. O da ikinci Türkiye. İkinci Türkiye bu tabloyu değiştirecek. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk yaşıyoruz. Alt gelir gruplarından bir avuç üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferi var. Bir daha ifade edeyim. Alt gelir gruplarından, yani 80 milyondan bir avuç insana olağanüstü kaynak transferi var. Ve bu kaynak transferi o kadar büyük rakamlar ki, gidin Londra'da Chelsea'ye gidin. Oradaki büyük malikaneleri görün. O büyük malikanelerde kimlerin yaşadığını görün. Sarayın onlara ne kadar büyük iltifat yaptığını görün. Allah nasip ederse o paraların tamamını getireceğim Türkiye'ye, getireceğim. Tamamını getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Sevgili halkım, sana sesleniyorum sevgili halkım. Millet İttifakı olarak
Millet İttifakı olarak göreceksiniz. Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz. Sen ben demeden inşa edeceğiz. Sen ben demeden inşa edeceğiz. Laf aramızda sen önce nerenin milletvekilisin onu öğren. Evet, bir hikayeyle bitireceğim değerli arkadaşlar. Bir hikaye anlatacağım ve bitireceğim. Bir hikayeyle bitireceğim. Sevgili halkımın da bu hikayeyi dikkatle dinlemesini istiyorum. Sloganlarla geldim. Sloganları krizlerden yorulmuş halkımızın en derin özlemlerini yansıtıyordu. Bireysel özgürlük ve zenginlik vaat ediyordu. Yoksullukla mücadele vaat ediyordu. Yolsuzlukla mücadele edeceğim diye vaatleri vardı. Yasaklarla mücadele edeceğim diye vaat ediyordu. Peki sonuç ne oldu? En önce tüm yol arkadaşlarını eledi. Mecliste kurduğu yolsuzlukları araştırma komisyonu başkanını bir daha milletvekili yapmadı. Tüm liyakatli bürokratları temizledi ve devlet vasat bir bürokrasiye teslim edildi. Liyakati tümüyle öldürdü. Devleti devlet yapan tüm sistemleri yok etti. En iyi üniversiteleri yok etti. Neredeyse saat başı değişen kişiye özel kararnamelerle üniversitelere rektör atandı. Bunun da farkında değilsiniz siz. Adamına göre kararname, adamına göre yaş, adamına göre kararname çıkararak rektör atandı. Rüşvet alanlardan büyükelçi olur mu? Şimdi size bir soru. Allah aşkına söyleyin ya. Bana cevap vermeyin. Eve gittiğinizde ilkokula giden çocuğunuza sorun. Rüşvet alandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçisi olur mu diye sorun. Sorun ya Allah aşkına ya. Hadi ona sormuyorsa eşinize sorun. Akrabanıza sorun. Komşunuza sorun. Ya bu memlekette AK Parti'nin içinde de son derece değerli büyükelçilik yapacak insanlar var ya. Ya rüşvet alandan 21. yüzyılın Türkiye'sinde büyükelçi mi atanır? Paranoyasını besleyen bir troll ordusu kaldı elinde sonuçta. Tek o kaldı. Evet, hiç gücünüze gitmesin arkadaşlar. Çürüttünüz bu kutlu çatıyı çürüttünüz. Yahu her şeyden vazgeçiyorum da. Emin olun her şeyden vazgeçiyorum da. Ya kendi bakanınız, sizin bakanınız ya. Bir milletvekilinin mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını söyledi ya. Sizin bakanınız söyledi ya. Yani bir kişinin gücüne dahi gitmedi ya. Bir kişinin gücüne dahi gitmedi. Bir kişi çıkıp da onuruyla ya bu iş nedir diye bir soru dahi sormadı. Bir de bana diyorsunuz ki niye bunu söylüyorsun? Hakikaten, gerçekten hakikaten hayret ediyorum. Hepiniz zan altında kalıyorsunuz. Bu çatı zan altında kalıyor. Siz milletvekilisiniz değerli arkadaşlarım. Suç ortağı değilsiniz. Ses çıkarmadığınız andan itibaren suçu onaylıyorsunuz demektir. Ve suç ortağı oluyorsunuz demektir. Bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz ben hayret ediyorum. Dedim ya gerçekten meclis çürüdü. Devlet de çürüdü. Yahu Allah aşkına dedim rüşvet alan kişiden büyükelçi olur mu? Gidersiniz. Parayı ödersiniz, devletin bütün sırlarını satın alırsınız. Çünkü rüşvet alan adam karaktersiz bir adamdır. Satar, vatanını da satar. Her türlü bilgiyi de satar. Değerli arkadaşlarım, elinizde kala kala, yalnızca kişisel güce ve kazanca odaklanmış küçük bir tiran ve onun yakın çevresi kaldı. Atadığı bakanların çoğu trolden öteye gidemiyor. Zaten ikinci kalite bir tiran. Ancak üçüncü kalite atanmışlarla çalışabilirdi. Zaten öyle oldu. Üçüncü sınıf adamlarla çalışıyor. Gözleri ışıldayanlar, epistemolojik kopuşlar elinde kaldı. Kuzenleriyle toprak ihaleleri kovalayan atanmışlar kaldı elinde. Az buçuk fikri olan hiç kimseyle çalışması mümkün değildi zaten. Sürekli bakan, sürekli bürokrat kovuyor. Korkudan kimse kovuldum diyemiyor. Affımı istedim diyorlar. Onlar af istiyorlar, o da affediyor. Böyle bir ucube durum. Ve bu ucubeliklere ortam hazırlayan ucube bir sistem. Devleti bir kişinin
iki dudağından çıkacak talimatlara teslim eden bir sistem. Onun halkı kandıran tüm vaatleri çöp oldu. Vaat kalmayınca hem ekonomik hem de siyasi zorbalıkla halkı eziyor şimdi. Halk kan alıyor ama halktan kopuşu o kadar sert oldu ki. Halkı anlamak için şefkatten ve enerjiden yoksun. E ne yapacak? Tabii ki savaş ve din kisvesine daha çok büyürülmek zorunda kalıyor. Sürekli de bunu yapıyor. Bakmayın o vatan nidalarına, vatan, millet, Sakarya, o nidalara bakmayın. Bu saray ahalisinde asla ve asla ideolojik hiçbir şey yok. Kimse kendisini kandırmasın. Vatansever olsa dün küfrettiklerinin bugün elini öpmek için sıraya girmezdi. Vatan toprağını düşmana terk edip Süleyman Şah türbesini kaçırmazdı. Terörle mücadele için yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi için buradan tezkere çıkarmazdı. Bir ideolojileri ve bir felsefesi yok. En çok parayı nasıl götürürüm ve en çok erişimi nasıl sağlarım, satın alırım? Kafası sadece buna odaklı. Tiranlar her zaman böyle davranırlar. Gerçeği reddederler. Krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye'den koptu. Her şeyi reddediyor. Ekonomiyi reddediyor. Açlığı reddediyor. Yoksulluğu reddediyor. İşsizliği reddediyor. Getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim. Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da 6 ay içinde gidecek. Hepinize saygılar sunuyorum.